Filizciğim. Vallahi ne güzel yedin kız vallahi. Vallahi bu loğusalıkta iyi yedik. Allah Allah ya. Ben kendimi mi yiyorum? Benim yediklerim baby girl'lerime gidiyor herhalde. Onlara süt oluyor, bal oluyor. Filizciğim, acaba diyorum benden gizlediğin 4 tane daha çocuğun olabilir mi? Çünkü ben ikizlerimiz var diye biliyorum. Eğer benden gizli 4 çocuk besliyorsan tamam. Erol, zevzeklik yapma oğlum. Baş üstüne. Rahat bırakın gelinimi. Babaanneciğim, rahat bırakıyoruz zaten. Kollayamıyoruz, tutamıyoruz kendisini. Ondan oluyor. Önünü alamıyoruz. Patlayacak diye korkuyoruz. Erol, senin şirkette olman gerekmiyor mu şimdi? Ha? Evet, gerekmiyor mu? Baby göllerime gidip sen ekmek parası kazansana. Lütfen. Tam ekipman geziyorum. Ekipmanlarım yanımda. İşimin başındayım. Hayır, bir de anneciğim şimdi Onur da böyle kaza maza derken yani şirketten epey bir uzak kaldı yani. Benim oluşumun sorumluluğu 1000 kat arttı değil mi? Artmıştır değil mi o kadar? Ah, minimum 1000 kat diyebiliriz. Yani öyle söyleyeyim babaanneciğim, şöyle anlatabilirim. Yani varlığıyla yokluğu bir oldu bu çocuğun. Öyle yerini doldurdum diyebiliriz. Yani şirkette sorsan Onur var mı yok mu yani. Olur mu evladı böyle şey? Olur mu öyle şey babaanneciğim? Yemin ediyorum böyle bir soruyla karşılaşsam ağzımın üstüne çarparım derim. Bu çocuğun yokluğu nasıl belli olmaz derim. 1.90 boyunda upuzun sarışın bir çocuk, Danimarka prensi gibi başarılı bir oğlan. Bunun yokluğu belli olmaz mı? Bunun yeri dolar. Dolmaz. Hiç mi dolmaz? Olmaz. Belki bir denense, başkasına şans verirse dolabilir. Dolmaz mı? Yedek kulübesinden bir çıkan gelen olsa ne dolar ama dolmaz mı? Dolmaz. Erol'cum, bak ne diyorum yarım. Hadi sen de bir an evvel bir şirketteki vazifenin başına mı geçsen diyorum. Bir şöyle dümeni eline mi alsan? Hani geminin kaptanı olaraktan. Şu anda anlıyorum. Dümen diyorsun. Uzaylı Zeki'ye. Ay, ben de geçireyim o oluşumu. Neler neler. Ay vallahi tek kanallı dönemin o şeyleri var ya. Hiç onun tadı yok biliyor musun? O tek kanallının tadı yok. Evet dinliyorum. Onur Bey ile Lale Hanım bugün Boğaz'da buluşacaklar, gezeceklermiş. Haber vereyim dedim. Aferin kız. Çok iyi yaptın. Bana bak. Süpersin bugün. Süpersin derken herhalde bu Betül Hanım dilinde bir çeyreği hak ettin demek oluyor ha? Ay yok artık abartma. Hayır, çeyrek altın kadar süper değilsin. Daha o kadar büyümedin. Ama Betül Hanım yani bu sonuçta çeyrek... Alo? Allah Allah. Ne oldu kız? Hemen 4 kol çengiye bağladın. Gözlerin ateş ediyor. Ne oldu? Şerife'den muştu mu geldi? Muştulandık mı şu anda? Burası muş mu? Ay oğlum bir sus. Aa dur. Onur ve Lale Boğaz'da bir gezintiye çıkmak üzere buluşacaklarmış. Aa, kızım biz buna niye seviniyoruz? Bizim kafa küllüm yandı vallahi. Hayır oğluşum, bizim kafa küllüm yanmadı. Biz buna seviniyoruz. Çünkü sen bu buluşmayı engellemek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Nasıl yapıyoruz onu? Oğluşum, Onur'un bir işi çıkacak. Anacığın düşünüyor herhalde, yapıyor bir takım planlar şu anda. Yemin ediyorum, sana anacık değil, beyincik demek lazım. Ha şöyle, dinle. Kulak kesildim, seni dinliyorum. Van Gogh'um şu anda. Sonrasında Clark Kent olarak şirkete geçeceğim. Evet, toplantımıza hoş geldiniz. Benim canımdan kıymetli, aziz dinleyicilerim. Sağ olun, var olun. Arzı endam ediyorum efendim. Erol, ne yapıyorsun oğlum? Zeki Uren misin sen? Babacığım, halka hitap etmede sıkıntı yaşıyorum. Gerçekten böyle aşmaya çalışıyorum. Evet, nerede kalmıştık efendim? Evlerimizin tanıtımına geçelim. Evlerimiz akıllı ev olarak tahayyül edilmiş binalardır. Evet, bunları görüyoruz. Değişik sistemlerimiz. Bu hanımımla ben. Hey gidi günler be. Bakın vallahi insan bak kravatı nasıl şey yapmış görüyor musun? Kanın deli aktığı zamanlar bunlar. Bir dönem stil ikonuydum. Baba bunu sen mi çektin bu? Ne zamandı bu? Allah'ım anacık. Yemin ediyorum her zaman genç, her zaman diri. Çocuk bezleri. Son dönem özel hayatımı birazcık şey yapmışım. Slide takatmışım. Gerçekten annem bambaşkadır. Renk uyumuna bakar mısın? Şuradaki gerçekten gözü de hep benim üstümde. Burada böyle Titanic. Toparla kendini. Toparla. Evet tamam. Evet, toparlamak gerekirse evlerimizde zaten akıllı evler. Dolayısıyla evler de kendini anlatabilir. Detayları evden de dinleyebilirsiniz. Öyle düşünüyorum. Hazır ekipmanımız varken de birkaç komikli kedi videosuyla devam etmek isterim. Buyurun.
lütfen, lütfen sakin olun. Sakin olun lütfen. İsterseniz bir kahve molası verelim. Ondan sonra tekrar gelip sunuma devam ederiz. Hadi lütfen, buyurun. Buyurun, sizi dışarı alın. Buyurun. Buyurun. Güldük, eğlendik. Bir kahve içelim. Buyurun. Buyurun. Çiçekim, çiçekim. Yemin ediyorum, tam onurluk durum var şu anda. Tam onurluk buyurun. Bir durum var şu anda. Onur olsaydı 90'a takardı. Onur olsaydı, Onur olsaydı 90'a takardı. Onur olsaydı. Alo. Amcam Erol sunum yapmaya başladı. Bence hemen şirkete gel. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyecek Erol? Eyvah diyor Erol. Doğru diyor. Vallahi doğru diyor. Akıllı çocuk neticede. Zeki olan sarımarı ama zeki. Solak beyninin sağ lobunu kullanıyor. Hadi o solak da sen nesin acaba onu merak ediyorum. Ben? Üçünü de kullanıyorum. Bak şimdi düşününce. Şirketinizi seçmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi bir kez daha anladım Onur Bey. Sağ olun. Biz de sizinle çalıştığımız için çok mutluyuz. Darısı yeni projelerin başına. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Onurcuğum. Zehir. Sağ olun hocam. Gurur duydum abim, gurur. E abi, hadi bunu kutlayalım. Oh, tabii Şadi, hadi bakalım. Keyiflendiler. Erol, benlik bir şey yoksa çıkıyorum ben. Aa, olma mı ya? Hiç olma mı? Süpermen dükkana gelmiş. Hiç sana iş olma mı? Bir tane daha toplantı var. Onu da halledelim öyle çık. Bu sahil konutlarıyla ilgili. Tamam o zaman, şöyle yapalım. Girizgahı ben yaparım, sen devam edersin. Anlaştık mı? Tamam, sonrası bende. Ben girişi yapamıyorum. İlk girişi beceremiyorum. Güya girişimciyiz. Sevgilim, küçük bir iş için şirkete geçmek zorunda kaldım. En fazla 10 dakika öter. Çağır. Anacık, yetiş. Onur'u oyalayamıyorum. Hoş geldin. Çocuk oyun alanları, yüzme havuzları ve spor kompleksleriyle doğanın içinde ama şehirden kopmadan ve özellikle tek bir ağaç kesmeden dizayn ediyoruz yaşam alanını. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bundan sonrasını Erol Bey devam edecek. Sizi Erol Bey ile baş başa bırakıyorum. Nasıl Erol Bey devam edecek? Ne yapacağım ben? Ritmik jimnastik mi yapacağım ben bu insanlarla? Masanın üzerinde dosya var. Oradan okursun, tamam mı? Projenin detaylarını Erol Bey'den öğrenebilirsiniz. Dosya orada da anacık nerede acaba? Anacık yok şu anda. Allah! 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 Ay! Gitti mi laptop? Vallahi teknolojik cihaz bunun içi. Hepsi oldu, görüyor musun? Allah'ım, bunu da dökecektim vallahi burada. Tutan da olmadı ki ben al, yemin ediyorum. Allah özür dileriz, kusura bakmayın. Çok özür diliyorum, çok geç kaldım biliyorum. Ama... ay, ay neler olmuş burada? Ben hemen bir görevli çağırayım. Kusura bakmayın, kusura nazar çıktı, görünmez kaza. Kusura bakmayın. Neyse, ben Bilal'i arayayım bari. Olanlardan bahsetme, canı sıkılmasın. Telefonumu gördünüz mü Erol Bey? Masanın üzerindeydi çünkü. Onur Bey, bu olabilir mi telefonunuz acaba? O benim Erol Bey. Aman alın, yemedik sizin telefonunuzu. Alt modeli zaten. Aşkım, günaydın. Onur, aşkım, ya annem teknik gezintisine izin vermedi. İzin vermedi mi? Neden? Ya şimdi her şeye en baştan başlıyoruz ya. Dedi ki, ne öyle tanımadığın adamla işte Boğaz'da kahvaltı falan, sahilde oturun dedi. İyi tamam, öyle yaparız o zaman. Gerçekten mi? Tamam, ben şimdi çiçekçiye geldim. 11 gibi müsait oluyorum. Anlaştık, 11'de buluşuyoruz o zaman. Anlaştık. Onur, geç kalma tamam mı? Bak benim bir saat vaktim var. Sonra geri çiçekçiye döneceğim. Aşkım, ben senin yanına gelirken nasıl geç kalabilirim ki? Asıl mesele şu, saat daha 8 ve 11'e kadar zaman nasıl geçecek hiçbir fikrim yok. Ya, ben de senin yanında olmak için neler vermezdim. Neyse, idare edeceğiz artık. Tamam hadi, öpüyorum. Ben de öpüyorum. Görüşürüz.
Ha Şerife sen burada mıydın? bir gazete, dergi falan bir şeyler getirsene bana. Biraz oyalanacağım evde. Bir de kahve yap. Tabii Onur Bey. Betül'e yetiştirmelik bir sürü dedikodum oldu. Peki bu ne anlama geliyor Şerife? Ne anlama geliyor? Altın yükselişe geçiyor kızım. Ay Onur! Selam. Onur ne işin var senin burada? Nasıl ne işin var? Lale'yi görmeye geldim. Böyle elini kolunu sallaya sallaya rahat rahat maşallah arı gibi yani. E tabi yani Lale benim eşim ya Nilüfer. Aşkım kusura bakma. Ben açıklama yapacağım şimdi sana ama işte nöbetçiler olunca böyle. Oh olsun sana. Sen dua et. Sen dua et nöbetçiyle karşılaştın. Asıl ana kraliçeyle karşılaşsaydın ne yapacaktın? Ha? Songül anneciğim merhaba. Ben Lale'yi görmeye geldim diyecektim. Girecektim içeri. Yani adı üstünde Songül anne. Bana bir şey demez yani Lale'yi görmem için bana kızmaz diye düşünüyorum. Tabii tabii. O iş o kadar kolay yani. Ya Onur, annem hepimizden çok daha kaptırmış durumda meseleye ya. Aa, dikkatli olun. Neyse ben bakayım bari hadi. İşte böyle şey. Hadi. Hayatım nasıl yani? Siz ciddi misiniz? Songül anne görüşmemize müsaade etmeyecek mi? Etmeyecek. Kurallara uyacağız. Yeni tanıştık. Öyle düşün. Saygı duyacaksın. Bu iş böyle. Gerçi biz sözleştiğimiz randevuda bile görüşemiyoruz ki. Gelmiyorsun çünkü. Lale, sana inan ki ulaşmaya çalıştım. Yani işle ilgili bir pürüz vardı, o yüzden geciktim. Sebep iş yani. Tamam biz mesai dışında buluşalım. Yani sabah 9, akşam 6 dışında. Olur mu? Bir de randevu alalım Melek Hanım'dan. Daha sağlıklı olur. Onun dışında aşk yaşarız. Hı? Aşık mısın sen bana? Seviyor musun sen beni? Ay! Annem geliyor Onur. Onur annem geliyor, kaç. Tamam sen benim nikahlı karımsın ya, ne yapalım da yani annem. Ya mızıkçılık yok. Hadi hemen saklan şuraya. Şuraya git. Dur, dikenler falan vardır burada. Diken gitme. Mi? Ya git Onur, git diyorum. Dikenin büyüğü geliyor şimdi. Saklan, eğil eğil. Ay Allah'ım ya. Eğil ya. İyi günler, bol güneşler. Aa anneciğim hoş geldin. Beyefendi. Aa. Kolay gelsin beyefendi. Aa, beyefendi, kolay. Aa, ne yapıyor orada? Tuvaletini mi yapıyor, ne yapıyor? Hayır, hayır anne. Aa, şey, tanışıyor muyuz biz sizinle? Şey, müşteri beyefendi. Çiçek almaya gelmiş. Evet, hanımefendi. Merhaba. Ben yoldan geçerken Lale'yi gördüm. Yani Lale'leri dedim ki, aman Allah'ım dedim, o ne güzellik. O yüzden bir Lale alayım dedim. Lale'yi almaya geldim yani. Aa. Lalelere dedi. Lale ha, almaya gelmiş, laleler için böyle düşünüyor. İşte lale. İstiyormuş, lale istiyor. Beyefendi maşallah çok iyi anlıyor çiçekten. Ha. Ha, yok efendim, yani siz varken şimdi anlıyor demeyelim de seviyor diyelim. Ben çok seviyorum laleyi. Size bu laleyi vermeyelim beyefendi. Vermeyelim size. Alayım ben çünkü çok beğendim laleyi. Beyefendi. Lale şefkat ister, sevgi ister, ilgi ister, bakım ister. Şefkat, sevgi, ilgi. Bunların üçü de bende fazlasıyla mevcut. Yani daha önce Lale'ye baktım, oradan biliyorum efendim. Gözüm gibi bakarım ben. Gözümden sakınırım onu. Beyefendi bu size yaramaz. Bak bu artık geçmiş, bozulmuş artık bu. Hala Lale isterseniz gelecek sezon gelirsiniz. Yenilerini gösteririz size. Hay Allah ya, bu kadar zor muymuş Lale'yi almak? Ben sana zor olacağını söylemiştim müşteri beyefendi. O zaman geldik yani, o kadar. Elimizi boş dönmeyelim, ben başka bir şey alayım. Ben size kaktüs tavsiye ediyorum. Güzel bir kaktüs vereyim size, tam erkek çiçeğidir. Ne bakım ister, ne su ister. Tabii radyasyon, stres hepsini alır götürür. Öyle mi? O zaman ben en büyüğünden alayım. Çünkü bayağı bir stresliyim şu an. Hay hay. Tabii ki.
Alalım yani. Ben kaç dedim sana, ne biçim saklanıyorsun? Böyle yapıyorsun kendini orada, Onur. Görünmemem mümkün mü? Ben buyurun. Müessesemizin en büyük kaktüsü bu. Çok güzelmiş. Aa, bak çok güzel durdu. Zengin gösterdi. Şahane. Borcum nedir acaba? Borcunuz yok efendim. Müessesenin hediyesi olsun. Aa, olur mu öyle şey? Lütfen. Alışverişimizi yaptık. Ödeyelim yani. Beyefendi, siz önce bunu yaşatın. Ondan sonra Lale için ayrıca gelirsiniz. Hay hay efendim. O zaman ben sonra gelirim Lale'yi. Laleleri almak için Bilal'e. Kısmet. Çok teşekkür ederim ilginize. Sağ olun. Bak batacak yine bak. Rica ederim. O zaman kolay gelsin size. İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aa, şaşkın. Şöyle beyefendi. Ha. Lale'nin kokusu başımı döndürdü de. Daha çok döndürecek. Ne oluyor? Ne oluyor? Müşteri memnuniyeti. Vay arkadaş ya, avuçların filan terledi. İyice ergenlik günlerime döndüm ben. Nedir bu böyle ya? Sen yine şanslısın bacanak. Songül annem böyle kucağına vermiş kaktüsü. Nülüfer'le beni ilk yakaladığında var ya, yemin ediyorum yediriyordu az kalsın kaktüsü bana. İyi de yani Songül anne de iyice rolüne kendini kaptırdı. Lale'den daha çok inanıyor. Bir an bizim evli olduğumuzu falan unuttum yani. Siz evli miydiniz? Ya bacanak, bir git işine, sen yapma ya. Ya tamam mı bacanak, şaka yapıyorum ya. Ah be terapist, yaktın bizi Pınar Bey, yaktın. Yok be bacanak, öyle deme bak. Aynı taktiği biz de deniyoruz kendi üstümüzde ha. Yemin ediyorum var ya, eskiden yaşadığımız şeyleri tekrar böyle yaşamaya başladık. Bak ne diyeceğim ben sana, sabret. Yani bu tünelin sonunda ışık var, sabret diyorum ben. Bacanak, zaten artık tünele girdik artık, geçmiş olsun. Hayırlı uğurlu olsun yani, bir şekilde sabretmesini öğreneceğiz. Ya sen onu bunu boş ver de bacanak, benim Lale ile görüşmem lazım, özledim artık karımı. Aman diyeyim bacanak, bak dikkat et ha, bunlar sarı kartlık hareketler. Bakıyor mu? Bakıyor mu? Yok yok. Allah benimki. Lale. Telefonu açsana. Bacanak, nasıl olacak şimdi, biz Duman'la mı haberleşeceğiz Lale'yle? Hay Allah ya. Tabii siz telefon kuşağısınız. Şimdi telefon olmadı mı haberleşme mortingen. Ne yapalım bacanak, ne yapalım? 2017'de kağıda mı yazalım? Var mı? Divit'in hokkan var mı? Yazalım, güvercinle gönderelim o zaman. Şimdi bacanak, sen ne zaman buluşmak istiyorsun Lale'yle? Hemen. Ya tamam, o zaman yarım saat sonra, yani bir an önce buluşmak istiyorum, hadi. Tamam. Nerede buluşmak istiyorsun? Topkapı Sarayı'nda. Ya bacanak, nerede olacak? Yakında bir yerde gideceğiz. İşte çay bahçesi olsun, şuradaki çay bahçesinde. Nasıl olacak? Tamam, bekle. Ne oluyor? Tamam. Tamam. Olur ya, bakarız. Ha, yani. Ne diyor, toplantı ne saat diyor? Kaçtı? Toplantı şimdi. Ha, evet. Ay arkadaş ya, ne hallere düştük. Ne oldu, anladı mı şimdi? Anladı da kayıp ediyorum. Ben de hoş ya, görün. Bak. Nasıl yani?
buluşma yerimiz, zamanımız falan sen her şeyi söyledin öyle mi? Ya ayıp ediyorum Bacanak, yani bu kurtuluşun özel alfabesi yani. Ben çözdüm o işi, tamam. Vallahi helal olsun Bacanak, ne diyeyim yani? Ayıp ediyorum Bacanak. Ya bu kurtuluşun özel böyle şifreli alfabesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.